Herkese merhaba. Bugün üzgünüz, Hamas lideri İsmail Haniye şehit edildi. Nerede şehit edildi? İran'da. İran, işte Hizbullah lideri Nasrallah diyor ki sen gelme, güvenliğini burada sağlayamayabiliriz diyor. Ama İsmail Haniye'yi davet ediyor ve muhtemelen o bulunduğu yerin koordinatlarını ya da ne tür istihbarat bilgisi gerekiyorsa onu da arka kapıdan paylaşmıştır İsrailli dostlarıyla. Biz İran'ı biliyoruz. İran göstermelik olarak işte Amerika'ya füze atıp işte biz füze atacağız. Siz ona göre pozisyon alın. Orada herhangi bir şey yapmayın. Size zarar vermeyecek diye uyaran bir yapıda tamamen efendim bir kukla oyunu oynayan efendim bir şekilde emperyalist Batı'nın ileri karakoldur. İçimizde de bazı İran dostları var. Bu İran dostları aynı zamanda emperyalist Batı'nın da dostlarıdır. Yani onlara baktığımız zaman küreselci Kürtçü tipler olduğunu görüyoruz ağırlıklı olarak. Yani bunların böyle olmalarının en önemli sebepleri de zihinlerinin bir şekilde Batılı emperyalistler tarafından ifade edilmiş olmasıdır. Bunun başka türlü izahı yoktur. Çünkü onların direktifleriyle, onların yönlendirmeleriyle hareket eden bir güruhtan, bir yapıdan bahsediyoruz. Bunlar hep böyle hareket ettiler ve uzun dönem önemli mevkileri gasp ettiler. Şu anda da önemli mevkide buna benzer hem Batı'ya yakın hem İran'a yakın birileri var. Güya bunların bazıları İslamcı ve buradan baktığımız zaman da İsrail efendim kendisi savaşta yenemediği Hamas'ın liderini suikastlerle ortadan kaldırmayı tercih ediyor. Dünyada tüm bunları izliyor. Daha önceden de Şeyh Yasin için benzer bir işte suikast düzenlemişlerdi. Onu da o şekilde katletmişlerdi. Yani baktığımız zaman İsrail'in tek bildiği şey öldürmek, öldürmek, öldürmek ve orada bazıları tatlı dağıtıyorlar efendim İsmail Haniye şehit edildi diye. Ama netice itibariyle İsmail Haniye ne diyor? İsmail Haniye de diyor ki bir adam giderse başkası gelir. Biz bu ümmet Allah'ın izniyle ebedidir, sürekli yenilenir diyor. Yani sonuçta bu da imanının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor İsmail Haniye'nin. Tüm ailesini, çocuklar dahil katlettiler. Soykırımcı İsrail bunu yaptı. Daha önceki süreçte de bunu sürekli yaptılar. Ama içimizdeki bazı aymazlar ne yapıyorlar? Arka planda işte Lübnan'ın olduğunu, Suriye'nin olduğunu ve sonra da bizim topraklarımızın olduğunu görmüyorlar. Görmekten uzaklar. Kalpleri mühürlenmiş, gözleri bağlanmış ve bunlar bir göz bağcılık yapıyorlar birileri adına. Ne yapıyorlar? Orada olayı farklı yerlere evriltmeye çalışıyorlar. Netice itibariyle burada net bir şekilde İsrail'in bir katliamcı yapısını görüyoruz. Arkasında da Amerika'nın olduğunu da biliyoruz hem de görüyoruz. Netice itibariyle Sayın Erdoğan'ın açıklamasından sonra Amerika Savunma Bakanı diyor ki herhangi bir şekilde İsrail'e saldırı olursa biz yanında oluruz diyor. Zaten yanında efendim o katliamları, soykırımları birlikte yapan bir ülkesiniz. Ama şunu unutmayın. Birileri işte Batı çok yükseliyor, Türkiye efendim şöyle sıkıntıya giriyor ve benzeri gibi bir yaklaşım içerisinde olabilir ama en güçlü oldukları anda birdenbire tarumar olabilirler. Bakarsınız Texas ayrılabilir, Kaliforniya ayrılabilir, başka bir şeyler olabilir Amerika'da. Amerikan sisteminin de daha fazla devam ettirebilmesi mümkün değil. Biz baktığımız zaman Türkiye'nin potansiyelini açığa çıkarıp kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak zorundayız. Etrafımızdaki bu keşmekeşi görüp, o efendim ateş çemberini görüp ona göre pozisyon almak zaruretimiz de aynı şekilde var. Çünkü İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye. Burada bir Kürt İsrail devleti kurulmak isteniyor. Bunu görmemiz lazım. Netanyahu ne diyor? İşte Kürtler burada soykırıma uğruyor, katlediliyor diyor. Soykırımcısı sizsiniz ulan. Yani sonuçta bizim Kürtler kardeşimizdir, başımızın tacıdır. Evet, PKK ile Kürtleri ayrıştırmak, ayrı tutmak lazım. O ayrı bir konu. Ama netice itibariyle bir soykırımcı arıyorsanız bugün Netanyahu'ya bakacaksınız. Dünün Hitler'i, bugün Netanyahu'su var. Bunları çok iyi görmek lazım. Yine aynı şekilde bunları görmek istiyorsanız soykırımcı birilerini Belçika'nın Afrika'da yaptığına bakacaksınız. Hollanda'nın
Uzak Asya'da yaptığına bakacaksınız. Bunları görmeden olayı çok doğru bir şekilde analiz edebilmemiz mümkün değil. Ama biz Türkler olarak olayın arka planda ne olduğunu araştırmak, çözmek zaruretimiz olduğunda bir kez daha altını çizmek istiyorum. Evet, İsmail Haniye'nin şehit edilmesinden dolayı üzgünüz. Bunun arkasında İran var. İran'ın arkasında, İran'la birlikte hareket eden İsrail var. Yine bu operasyonların bir yerde Hizbullah'ın önünü açmak için yapıldığını da görüyoruz. Hizbullah ne? Hizbullah, kelime anlamını söylemiyorum. Hizbullah, İran emperyalizmi için hareket eden İran'ın İngiliz anahtarıdır. İngiliz anahtarı diye bir terim var. İngiliz anahtarı, efendim, DAEŞ bir süre İngiliz anahtarlığını yaptı. Neden? İngiliz anahtarları bir takım yerleri açar, her yere uydurulur, değil mi? DAEŞ işte orada Kürtler bir şekilde sıkıntıda, efendim, katliama uğruyor falan gibi bir algıya oluştururlar. Onun üzerine Amerika'ya ve batılı ülkeler güya DAEŞ'la mücadele ediyormuş gibi yaptılar. Orada PKK'lıları alan açtılar. Ama DAEŞ'la da PKK'yla da oradaki YPG'yle de savaşan ve başarılı olan sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. O dönem Türkiye Amerika'ya rağmen orada operasyonlar yaptı ve başarılı oldu. Ne yaptı orada? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınar Harekatı yaptı. Bu harekatlarla ilgili, Barış Pınar Harekatı'yla ilgili Trump o zaman başkandı, Amerikan başkanıydı. Dedi ki Türkler öğle yemeğine gider gibi savaşa gidiyorlar dedi. Evet, biz bir şekilde kendi topraklarımızı, kendi etkinliğimizi korumak için savaşmak durumundayız. Caydırıcı gücümüzü artırmak zorundayız. Savunma sanayindeki etkinliğimizi artırmak zorundayız. Mühimmat kapasitemiz ve benzeri gibi süreçleri de yeteri kadar doldurmak zorundayız ki buralarda yarın birileri bir operasyona kalkışırsa gerekli cevabı verebilelim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Onları biz Allah'ın izniyle veririz. Nasıl ki 15 Temmuz'da vermişsek, 15 Temmuz'da aslına bakarsanız bir işgal girişimiydi. Bu işgal girişimine karşı Türk milleti çıplak elleriyle o işgalci, efendim, terörist FETÖ'cüler tokatladı. Yine kim gelirse gelsin onları Allah'ın izniyle tokatlarız ve Türkiye'yi hiç kimseye öyle peşkeş çekecek durumda da değiliz. Geçmişte birileri bir yerleri peşkeş çekme gayreti içerisinde, yaklaşım içerisinde olmuş olabilir ama Türk milleti bunların hiçbirisine fırsat vermez. Yani bu olaya bu şekilde bakmak lazım. Bir haniye ölür, bin haniye doğar Allah'ın izniyle. İnanıyoruz ki bir gün o Siyonist İsrail yok olacak ve Allah'ın davası galip gelecek. Buna yürekten inanıyorum. Sizler de inanıyorsunuzdur eminim. Bu konudaki görüşünüz ne? Bu olayın arka planında İran var mı yok mu? Kim var? Siz de görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Takip etmiyorsanız takip etmenizi de beklerim elbette. Hepinize selam, saygı ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim.